suç suçlular meselesinde hükümetin nasıl yasaları ya da hukuku göz ardı ettiğini ve demokrasi dışı yöntemlerin suçu önlemekte etkili olamayacağı gerçeğini akıldan çıkardığını dün bir kez daha hatırladık. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Bundan önce hatırlar mısınız? İki kez, iki farklı vesileyle güvenlik kuvvetlerinin yasaları uygulama noktasında, yasaları uygularken yasaların dışına çıkabileceği tavsiyesinde bulunmuştu. Evet, iki kez. Bunlardan birinde uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede demişti ki yakalayın kaçakçıları, kırın bacaklarını. Benden size izin. Ben sizin arkanızda yer alırım demişti. Birinde de hatırlayacaksınız metruk binaların işte yıkılmasıyla ilgili olarak işte yasal mevzuat önümüzde engel çıkarıyor diyen yerel yöneticilere ya da işte muhtarlara neyse yerel yöneticilere yıkın girin buldozerle hukuk arkadan gelir diye bir tavsiyede bulunmuştu. Bu bacak kırma meselesini dün bir kez daha yineledi. Dinleyelim o sözlerini Soylu'nun. Çocuk masum bir şekilde okula gidecek. Uyuşturucu satıcısı orada kenarda köşede bir yerde bekleyecek. Diyecek ki çocuğa bunu alıştıracak, içirecek. Daha sonra da kendine eleman yapacak, satıcı olacak. Biz de devlet olarak bunu izleyeceğiz. Ya elimizden bir şey gelmiyor diyecek. Gereğini yaparız. Tekrar söylüyorum. Uyuşturucu satıcısını okulların önünde gören polisimiz gereğini yapsın ayaklarını dursun. Bu kadar bahsediyor. İki açıdan sakat ve arızalı bir tavırdan söz ediyoruz. Bir, güvenlik kuvvetlerinin kol bacak kırma diye bir yetkisi yok. Güvenlik kuvvetlerinin vazifesi ve yetkisi suçluları yakalamak, adaletin önüne çıkarmak. Ha direnen olur, çatışma olur. Tabii ki o sırada yasalardan kaynaklanan gücünü kullanarak silah da kullanabilir, güç de kullanabilir vesaire. Ama güvenlik kuvvetlerine git uyuşturucu kaçakçısı, hırsız, it, kopuk, terörist, her neyse, kim olursa olsun, gidin bacaklarını kırın diye talimat devlet veremez. Böyle bir yetkisi yok devletin. Devletin güvenlik kuvvetine böylesine bir çağrı yapar, böylesine bir yetki atfedersen, güvenlik kuvvetleri direkt bacak kırmak üzere gider, kafa kol koparmak üzere gider, insanları kurşunlamak üzere gider. İşte o zaman da yasaların dışına çıkmış olur. Çünkü silah kullanımının, şiddet kullanımının, yani devlete öyle bir hak verilmiş, onun koşulları yasalarda son derece titiz bir şekilde belirtilmiştir. Yasanın dışına çıkma çağrısıdır bu. İnanamıyorum. Bir ülkenin İçişleri Bakanı böylesine bir çağrı yapıyor. Güvenlik kuvvetlerine diyor ki orada suçlu varsa git kır bacağını diyor. Suçu hiç kimse savunmuyor. Uyuşturucu kaçakçısını hiç kimse savunmuyor. Ama savunduğumuz bir şey var. Eğer burası hukuk devleti ise, yasalar uygulanacaksa güvenlik kuvvetleri hukuk çerçevesinde davranmak zorundadır. Evet uyuşturucu kaçakçısına da, evet uyuşturucu satıcısına, evet teröriste de, evet her türlü hırsıza, ite, kopuğa da. Ve Sayın İçişleri Bakanı'na şunu sormak istiyoruz. Bu aylardır, yıllardır soruluyor ve İçişleri Bakanı'ndan sürekli olarak karşı saldırı şeklinde cevapsız cevaplar geliyor. Cevapsız cevaplar geliyor. En başta Mersin Limanı olmak üzere Türkiye'nin bir cümle karanlık işlerin döndüğü limanlarındaki uyuşturucu baronlarıyla mücadele ederken aynı anlayışı uyguluyor musunuz? Onların neredeyse bir dokunulmazlığı var. Onlara kimse dokunmuyor. Adresi belli. Kime geldiği belli herhalde, değil mi, ticari kayıtlarda? Hiç duydunuz mu kimin Mersin limanında, bilmem ne limanında, Kocaeli limanında, orada burada, aha işte şu kadar yakaladık da bunlar çıktı ortaya diye tırnak içinde bacaklarının kırıldığını? Yok. Okulun önündeki torbacı, köşe başındaki bilmem neci, işte kuryeci, bilmem neciler, onların bacaklarını kıralım diye güvenlik kuvvetlerine böylesine cömert hukuk dışı yetkiler tanıyorsunuz da, peki uyuşturucu baronlarıyla mücadele noktasına geldiği zaman nasıl hemen yumuşayabiliyorsunuz? Bir sürü uyuşturucu baronu firar ediyor, elden kaçırılıyor tırnak içinde. Önden haber gidiyor, arkadan sinyal gidiyor filan. Uyuşturucu baronlarının peşine düşemiyorsun. Ama okul önündeki torbacının bacaklarını kırma. Okul önündeki torbacıyı yakalamak zaten en kolay iş. Sağ olsun güvenlik kuvvetleri, ben görüyorum okulların önünde o önlemi alıyorlar. O nöbetleri tutuyorlar.
görevleri yakalayıp adalete teslim etmek. Ama işte böyle hani kolunu kırın, bacağını kırın filan deyince bu tür popülist çıkışlarla vatandaşın gözüne girecek de oy toplayacak. Tipik bu toprakların politikacısının tavrı, şiddetle kınıyorum, hukukun dışına çıkılması emrini güvenlik kuvvetlerine değil hiç kimseye, hiçbir bürokrata, hiçbir yetkili veremez, vermemelidir. O anlamda anayasal bir suçtur Süleyman Soylu'nun söylediği, İçişleri Bakanı'nın söylediği, böylesine bir devlet anlayışından da, böylesine bir devlet otoritesi anlayışından da bu devletin bir an önce sıyrılması gerekiyor.